Diyabet istiyorlarmış bu illete. Sultanımız rahatsızlandığında akide şekeri, şerbet, hülasa tatlı bir şeyler veriyordum ve sultanımız kendine geliyordu. Bu sefer neden böyle oldu ben de anlamadım. Niye daha evvel söylemediniz? Niye haberimiz olmadı hacı? Şehzadem, sultanımız bizzat tembih etti. Üzülmemeniz için. Atike, inan bana. O aile konuşmalarına bizzat şahit oldum. Farya, hatun validemi kurtarmak için çırpındı resmen. E öyle olsa niye yardım etsin ki? Nereden biliyorsun yardım ettiğini? Daha ne yaptığını bilmiyoruz. Hem validem daha iyileşmedi. Validem. Uyandı. Validem uyandı. Rabbim dualarımızı kabul etti. Validem. Çok şükür. Validem. Çok şükür. Validem, bu hatuna inanmayın. Gülbahar Sultan'ın casusu diyorum, kimse inanmıyor. Dün gece bir aile konuşurken gördüm. Gülbahar Sultan'ı ikaz etmek için bir paşaya haber yolluyordu. Kimmiş o paşa? İsmini söylemedi. Ama yüzü burada. Kendisi anlatsın. Valide Sultanım, Allah şahidim olsun, iftira bu. Anlaşılan Ayşe Sultan'dan kurtulduğu gibi benden de kurtulmaya çalışıyor sultanımız. Bir kılıf arıyordu. Gülbahar Sultan'ın yaşadığını işitince de aradığı kılıfı buldu. Sen kimsin? Ne cüretle benimle böyle konuşursun? Hale yeter. Sen de laflarına dikkat et. Bağışlayın. Nicedir sultanımız tehdit ediyordu. Ben o sebeple... Hem eğer dedikleri doğruysa, hainsem, neden size şifa olayım? Yakalandığını anlayınca kendini kurtarmak istedi. Olamaz mı? Sen nereden biliyorsun benim hastalığımı? Hekimler dahi çare olamazken sen nasıl şifa oldun? Büyük validem. O da aynı hastalıktan muzdaripti sultanım. Sizde de epeydir benzer emareler görüyordum. Bilhassa haşa huzurdan sürgün edildiğiniz gün. Fenalaşınca hacı size tatlı vermişti. O gün anladım. Validem, bana inanmıyorsanız o ağayı bulun. İdris Ağa. İdris Ağa'yı tanırım sultanım. Bazı vakitler Öteber'i ısmarlar. Allah'tan şahitlerim var. Sen ne yalancı, ne sahtekar bir hatunsun. Kendi gözlerimle gördüm. Yeter. Yeter, hasta hasta uğraştırmayın beni. Dairelerinize dönün. Dertler bir değil, iki değil. Bir de sana haber çıktı şimdi. Gülbahar'ı elimizden kaçırdık. Ya dedikleri doğruysa Gülbahar'ın. Ya oğlum seferden dönemezse. Allah'ım esirgesin sultanım. O meczubun söylediklerine kulak asmayın. Zannımca maksadı suyu bulandırmak. Onca vakit bekledik. Uygun zamanı kolladık. Sen hedefimize ulaşmaya ramak kalmışken her şeyi berbat ettin. Beni suçlamadan evvel dinle.
Şayet Kösem Sultan ölseydi biz de kurtulamazdık. Meğer Feryo Sultan peşimdeymiş. Dün geceki konuşmalarımızı dinlemiş. Evvela beni bir odaya kapattı. Konuşturamayınca da Lalezar Kalfa'nın önüne attı. Sen de üzerindeki töhmetten kurtulmak için Kösem Sultan'a yardım ettin. İşe yaradı, merak etme. Peki Feryo Sultan, o ne olacak? İyice başımıza bela almaya başladı. İcabına bakacağım, merak etme. Bir ilaç vereceğim. Herkes düşük yapıp öldüğünü sanacak. Bir müddet görüşmek yok. Ne benimle ne de Sinan Paşa'yla. Tüm gözler üzerimizde olacak. Nihayet. Ne oldu, öğrenebildin mi? Kösem ölmüş mü? Kösem Sultan hala yaşıyor. Ah! Hasta değil miydi bu? Katil surette ölür demediler mi? Bu nasıl bir iş bilmezlik? Sana dedim. Acem ipiyle kuyuya inersek olacağı bu işte. İşin tuhafı, Sanaber Hatun'la da İdris Ağa'yla da irtibat kuramıyorum. Eğer ifşa olur da konuşurlarsa benim adımı da verirler. Allah'ım, Allah'ım, her işimiz ters gidiyor, her işimiz ters gidiyor. Kösem haber uçuracak şimdi. Beni gördüğünü yazacak oğluna. Üstelik bu sefer şahitleri de var. Kösem'in yazdıkları ordugaha ulaşırsa maazallah Bayezid'in hayatı tehlikeye girer Sinan Paşa. Dua edelim de Sultan Murad'ın icabına bakmış olsunlar. İşimizi talihe mi bırakacağız? Hayır. Ben sefer güzergahındaki her bir menzile adamlarımı koyacağım. Kösem Sultan'ın ulaklarına geçit vermeyeceğiz. Yüzü örtülü adamlar sanki biri haber vermiş gibi aniden geldi sultanım. Bu vaziyet Fahri Sultan'ın söylediklerini teyit eder gibi. Lakin hatun size şifa almış, kurtarmış. Ben de kime inanacağımı şaşırdım. Fahri Hatun'a düşman, tehdit ediyormuş. İkisinden birinin yalan söylediği aşikar. Zamanla doğru olan ortaya çıkar. Bitti mi? Bitti sultanım. Halil Paşa, bunu al. En güvendiğin ulakla ordugaha gönder. Kemankeş'e gidecek. Aman diyeyim başkasının eline geçmesin. En hızlı ve muhtemel ulağımızla gönderirim sultanım.